گلفام و برادر عزیزم جناب باران که موجبات این سفر رو فراهم کردن برای ما. Değerli Ankara Barosu Başkanı Sayın Hakan Bey ve değerli Baro Yönetim Kurulu üyeleri Gülfan Hanım ve diğer arkadaşlarımıza saygılarımı sunuyorum. Ve tabi inca hem az mehman nevazitun xeyli muteşekkirim. Ayrıca siz değerli dostlarımızın misafirperverliğinden de dolayı da teşekkür etmek istiyorum. قرار بر اینه که من در خصوص برنامه انتظامی مسائلی خدمتتون عرض کنم تا از اونجا که رئیس جلسه اعلام کردن که این مقدار ضیق وقت داریم من سعی میکنم خیلی مختصر به موارد خیلی مهم اشاره کنم. Sayın Başkanım da vurguladığı gibi zaman kısıtlığından dolayı ben disiplin konusuyla ilgili çok kısa bilgiler sunmak isterim. حرفه وکالت یکی از مشاغل آزادیه که تابع قوانین انتظامی هست. طبعاً که حقوق و وکالت مسئله دیسپلین قوانین تابع olan bir meslektir. در قانون وکالت ایران در ساختار کانونهای وکلا یکی از مهمترین ارکان مراجع انتظامی که دادگاه‌ها و دادسرای انتظامی هست. ایران وکالت قانون‌هایی و ده وکالت یابسندکی این önemli مرجع‌لر دیسپلین مرجع‌لردیر که اونان دا محکمه‌لری واردیر. اعضای دادگاه و دادسرای انتظامی رو هیئت مدیره قانون به مدت 2 سال از بین وکلایی که بیش از 8 سال سابقه دارن انتخاب میکنه. دیسیپلین savcılık ve mahkemelerinin üyelerini kesinlikle baro tarafından 8 yıldan çok görev yapmış vekillerden avukatlardan pardon Bozdat ya Vokala. Tamam. 8 yıldan çok görev yapmış vekillerden seçiyorlar. Dadsaray Kanun Vokalay Elborz az dadsetan ve 5 dadyar teşkil şude es. Yek dadsetan? Bale, yek dadsetan, 5 dadyar. Dadyar savcı ve savcının bir altı destek yardımcısı. Savcı yardımcısı. Elborz Barosu'nun disiplin savcılığı bir savcı ve 5 savcı yardımcısından oluşmaktadır. دادگاه انتظامی ما 3 شعبه دادگاه انتظامی داریم که هر دادگاه از 3 عضو تشکیل شده است. ایریجا 3 دیسیپلین محکمه‌مونیز واردیر که هر محکمه 3 اویدن اولوشماکتادیر. عمده وظایف مراجع انتظامیمون تعقیب انتظامی وکلایی که مرتکب تخلف شدند و یا از آنها شکایتی شده است. Esasen disiplin mercilerimizin en önemli ve genel görevi suç işleyen görevlerinde suç işleyen avukatların üzerinde bir denetleme ve onların işlemlerini takip etmektir. Tamam telaş meraci intizami ine ki şan vekalet o be şan vekalet خیلی حساسند و شان vekalet o vekala ro cami vekala ro hifz konen. Disiplin mercilerimiz gerçekten vekalet şanına çok önem vermektedir. Özelliğine ve niteliğine çok önem vermektedir ve bunu korumak adına çaba göstermektedirler. Ma sahkiri meraci intizamimunu در واقع نسبت به وکیل متخلف در واقع حمایت از جامعه وکلا میدونیم. Biz esasen disiplin mahkemelerimizin, disiplin mercilerimizin bu konudaki sıkı tutumunu avukatları destekleme tutumu olarak değerlendiriyoruz. طبق قانون
اگر از اگر وکیلی مرتکب تخلف شده باشه، حتی شاکی اون وکیل رضایت هم بده، تخلفش محرز باشه، دادسرا پرونده رو نمیبنده، دادگاه دادسرا قطعا اون وکیل محکوم خواهد شد. Kanunlarımıza göre bir avukat bir suç işler ise müvekkili bile hani rızayet verip önemsemesi kabulünde falan derse anlaşırsa kendisiyle, buna rağmen yine kanununun peşine bırakmıyor, bu dosya kapanmıyor ve suçunun karşılığı muhakkak belirleniyor. مطالب در مورد دادسرا دادگاه زیاده، منتها چون رئیس جلسه به من فرمودن که 5 دقیقه صحبت کنم، من صحبتمو به اتمام میرسونم. اگر سوالی فرمایشی باشه من در خدمتتون باشم. دیسیپلین محکمه و savcılıklarla ilgili anlatacak çok konu vardır fakat zaman çok kısıtlı. Şayet varsa bir soru da ben memnuniyetle cevaplamaya hazırım. Bir yanlış anlam olmasın diye teyit almak istiyorum. Savcı dediği avukatlardan seçilen suçlayanlar ve yargılayanlar. Ama hepsi avukat. منظورتون اینه که این سوء تفاهم نشه در این دادگاه ها و دادسرا ها، کسایی هم که حکم صادر میکنن خودشون وکیل هستن دیگه، درست؟ بله. اوت. بله، اعضای دادگاه و دادسرا کلا وکیل هستن از بین وکلای خودمون. بله. اوت، söylediğim gibi disiplin mahkemeleri ve savcılıklarında ki üyeler hepsi kendileri de avukattır. Sayın Başkan. Süre doldu. 5 dakika daha. Sosyal güvenliğe. Tamam. Çok teşekkür ediyorum anlayışınız için. Evet, son konumuz sosyal güvenlik. İran'da meslektaşlarımızın sosyal güvenliği nasıl sağlanıyor? Kim sağlanıyor? Avukatlar ne kadar katkı yapıyorlar? Nasıl bir yardım alıyorlar? Buyurun. یک سوال دیگه دارن، گفتن یه 5 دقیقه دیگه جلسه رو میتونی به طول انجام در رابطه با تامین اجتماعی و حق بیمه وکلا هست که میگن حق بیمه اونها چطور پرداخت میشه، حق بازنشستگیشون، این روند رو سوال میکنن. ممنونم از حوصله‌ای که تا اینجا به خرج دادید. من خیلی کوتاه میگم، ما برای بیمه و بازنشستگی وکلا یه صندوق حمایتی داریم که تقریبا 43 سال پیش این صندوق تشکیل شده و وکلا و کارآموزان وقتی که پروانه میگیرن باید اجباراً به طور ماهانه یه مبلغی به این صندوق بپردازن که زمانی که بازنشسته شدن دیگه تا آخر عمرشون حقوق دریافت میکنن. این مبلغ رو میپردازن، در دو صورت صندوق به اینها حقوق ماهانه میده، یک در مورد بازنشستگی است، دو در مورد از کار افتادگی و فوته. یعنی اگر وکیل در قبل از اینکه بازنشسته بشه فوت بکنه یا تصادف بکنه از کار افتاده بشه، بهش حقوق به خودش یا خانوادش پرداخت میشه. مبلغ این بر اساس شاخصی که دولت هر ساله تعیین میکنه یه درصدی تعیین میشه، اون مبلغ رو باید وکیل و کانون بپردازه. 12% هزینه ها هست، 8% رو خود وکیل میپردازه، 4% رو کانون میپردازه. این شخص بیمه شده صندوق خواهد بود و موقع بازنشستگی پول میگیره. Evet, avukatlarımızın sosyal sigorta hakları ile ilgili şöyle söyleyebilirim ki onların emekliliği hakkı için bir fon oluşturmuştur ve bu fonda avukatları destekleme fonu adı altında oluşturmuştur. Yaklaşık 43 senedir bu şekilde devam etmektedir. İşleyişi de şöyledir. Bir avukatımız avukatlık belgesini aldığı zaman, mesleğe başladığı zaman devlet tarafından belirlenmiş olan meblağ üzerine prim ödemek zorundadır bu sandığa ve bu şekilde emekli olduğu zaman, emeklilik yaşı geldiği zaman emekliliği maaşı bağlanır kendisine. Fakat iki çeşit emeklilik maaşı ödeniyor. Ya kişi emeklilik süresini tamamlıyor ve emekli olmaya hak kazanıyor ve bu şekilde maaşa bağlanıyor, ya da herhangi bir kazadan dolayı, hastalıktan dolayı iş görmez raporuyla birlikte veya vefatı halinde emeklilik maaşı hak ediyor, hakkını elde ediyor, bu şekilde ödeniyor. Ödeyiş şekli de şöyledir. %12'lik bir, yani giderlerin %12'lik, pardon, gelirinin %12'lik bir birimini ödemek zorundadır. Bunun %8'i avukatın kendisi tarafından, %4'ü da baro tarafından ödenmektedir. عضو شدن در صندوق بازنشستگی برای وکلا اجباریه.
حتی اگر وکیلی استاد دانشگاه باشه، چون میتونه وکیل همزمان یک شغل فقط میتونه همزمان داشته باشه و اون استاد دانشگاه شغل دیگه ای نمیتونه داشته باشه، حتی اگر دانشگاه هم حق بیمه میپردازه، بازنشستگی میپردازه، در صندوق حمایت هم اجباراً باید میپرداخت. قبول نمیکرد صندوق که اون به یک صندوق بازنشستگی پول بده، ولی بعداً پذیرفتن. الان دیگه میگن کسانی که استاد دانشگاه هستن میتونن خودشون انتخاب بکنن که به صندوق دانشگاه پول بپردازن یا به صندوق کانون. Fakat şunu da belirtmek zorundayım ki emeklilik fonuna avukatlar primi ödemek zorundalar. Hatta ve hatta üniversitede eğitim üyesi olup da bunun yanı sıra vekalet yapıyorsa, avukatlık yapıyorsa ödemek zorundadır. Bu şu anlama geliyor. Üretim üyesi olduğu zaman tabii ki üniversite tarafından onu sigorta primi ödenmektedir. Fakat o ödeniyor diye ben bunu ödeyemem diye bir şey yok. Böyle bir zorunluluk var. Fakat son zamanlarda böyle bir seçme hakkı da tanınma söz konusudur. Kişi tercih etsin ya diğeri ya avukatlık, avukatları desteklemek fonu emekliliğini tercih etsin diye öyle bir şey de vardır şimdi. Vekili ki be 2 ta sandık full داده باشه هم به دانشگاه هم به صندوق بازنشستگی وکلا، موقع بازنشستگی میتونه از هر 2 ta sandık حقوق بگیره. یعنی 2 ta حقوقو میتونه بگیره. Fakat her iki fona da para yatırmış olan bir vekil, yani diğer taraftan üniversite tarafından emeklilik primi ödemiş olan ve de ayrıca avukatların fonuna para yatırmış olan kişi emekli olduğu zaman her iki sandıktan da, her iki fondan da emeklilik maaşı alabiliyor. Nokta muhimini ki vekala بعد از 30 سال کار میتونن تقاضای بازنشستگی بکنن. منتها چون وکلا خیلی هاشون دوست ندارن بازنشسته بشن، چون بازنشسته بشن فقط باید همون پول بازنشستگی رو بگیرن، ولی اونا دوست دارن پرونده بگیرن، درآمد بیشتری داشته باشن، میتونن بعد از 30 سال تقاضای بازنشستگی نکنن، ولی دیگه اون حق ماهانه رو هم دیگه نمیپردازن. بود önemli olan konu şudur. Bir avukat emekli olmak için 30 yıl prim ödemek zorundadır. Fakat biliyorsunuz sağlıklı olan bir vekil de, bir avukat da 30 sene bitirdikten sonra pek köşeye çekilip emekli olmaktan yana değil. Çünkü öyle olursa sadece emeklilik maaşına yetinmek zorunda kalacaktır. Halbuki dosyalardan çok daha fazlasını elde edebiliyor. Dolayısıyla bu sürenin devamı 30 yıldan sonra hala avukatlık yapmak isteyen var ise emekliliğe başvurmayabilir, emekli olmayabilir, mesleğine devam eder. Fakat 30 yıldan sonra artık prim ödeme zorunluluğu kalkıyor, prim ödemez. ما یک صندوق حمایت در ایران داریم برای همه کانون ها. اینطور نیست که هر کانون یه صندوق حمایت داشته باشه. یک صندوق حمایت برای تمام کانون هاست. Ayrıca avukatları destekleme fonu, emeklilikleri için oluşturulan bu fon İran'da tek bir fondur. Yani her baronun kendine ait ayrı bir fonu değil, ülke çapında tek bir fondan hepsi yararlanıyor. و الان نکته آخر که میخوام عرض بکنم، الان برای اینکه در آینده پیشگیری بکنیم از ورشکستگی صندوق، چون نمیدونیم 20 سال بعد چند تا وکیل هستن، چند تاشون جوونن، چند تا سن بازنشستگی رو رسیدن به سن بازنشستگی و میخوان پول بگیرن، الان پیشنهادی که البرز کرده به صندوق حمایت تدوین سند 20 ساله، چشمانداز 20 ساله صندوق بوده که شروع شده، محاسبات اکچوئری اون داره انجام میشه که انشالله این سند تصویب بشه. Fakat bir başka bir konu vardır ve bizde aslında bu destekleme fonunun zarara girmemesi için bazı şeyler, kurallar öngördük, bazı öneriler sunduk ki bizde Elbors borusu olarak şöyle bir önerimiz oldu. Bir 20 yıllık kalkınma planı sunulsun, böyle bir metin hazırlansın ve bunun üzerine tabii ki gereken çalışmalar gerçekleşsin. Memnunum. Teşekkür ederim. Evet, son olarak ekleyeceği bir konu var değerli meslektaşımın. Merhabalar sayın meslektaşlarım. Ben çok Türkçeni iyi bilmiyorum ama istedim ki Türkçe konuşayım sizden. Burada olduğuma çok seviniyorum. Sizlerle olduğumuza burada. Benim bir istediğim olacak sayın Hakan Canduran başkanımızdan. O da budur ki olursa sorular çoktur burada sorduğunuz ve zihninizdeki sorular. Onun için ben bir dileğim olacak. O da budur ki
biz edebiliriz ki Elburz Barosu ve sizin baroyla Skype yoluyla video konferans koyak. O arkadaşlarımız ki istiyorlar, oradaki olan arkadaşlarımızı görürler, sorularını sorarlar. Bir zaman ve bir günün içinde tüm sorularını orada sorarlar ve biz orada birlikte onu edebilir ki cevaplayabilir ve birbirimizle tanışabilir. İnşallah ki olsun, mutlu olak. Ben hepsine selamlarımı yine gönderiyorum. İnşallah ki orası. Teşekkür evet. ederim. Efendim, bizim süre yönünden eksikliği bizi tamamladı. Kendisine, baromuz adına çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım da burada. Telekonferans yoluyla sorularımızı alacaklar, yanıtlayacaklar. Bu programı baromuz yapacak, sizlere duyuracak. İlgi duyan meslektaşlarım telekonferansa katılarak bugün sormayı aklına getirdikleri ancak zaman darlığı nedeniyle, biraz da benim faşistan yönetimim nedeniyle soramadıklarını orada rahatlıkla soracaklar. Tekrar teşekkür ediyorum kendilerine. Değerli konuşmalar, diğer panelimiz başlamak üzere. Ben baromuza bu bilgileri kazandırdığı, bu toplantıyı düzenlediği için şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Değerli konuklarımıza da bilgilerini bizimle paylaştıkları için sonsuz ama sonsuz teşekkürlerim var. Çok teşekkür. Sağ olun. Tekrarına nasip olsun diyorum. Görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Sizlere de teşekkür ediyorum ilgiyle izlediğiniz için. Sağ olun efendim. Evet, çok iyi oldu.